Arkadaşlar size bir sorun var. Şu duyguyu bilir misiniz? İşte saat olmuş iki. 5 saat sonra kalkmalısın. Hele telefon yatağa geçersin böyle telefonla. Scroll edersin işte ne var ne yok. Zaten sağ olsun Twitter'ın içine etmişler. X yapmışlar adını. Girersin orada böyle bir göz atarsın. Birden new, spo new, spoiler confirm. Böyle bir dersin. Vay bir okuyayım ne olduğunu. Bir okursun. Sonra da dersin Vay canına. Sonra da aklına şu gelir. Senin YouTube kanalım var. Senin izleyicin var. Onlar da senin ne düşündüğünü veya ne tepki verdiğini merak ediyor diye aklına gelir. Sonra da benim gibi gece saat 2 olmasına rağmen hızlı bir şekilde çaktırmıyorum. Yatan biraz dağınık. En hızlı şekilde böyle üstünü şey yaparsın ki kameranın karşısına geçebilesin. Eski üsül görse, resimli video yapmıyorum. Şu an kameralı yapıyorum. Sebebi de yani olay kendini anlatıyor zaten. Zaten gözümdeki yorgunluğu görüyorsunuzdur. Ama hani spoiler beni zorluyor. Spoiler bana bu videoyu yap diyor. Bu videoyu yapmazsan diyor yani spoiler. Çünkü bir kere spoilerın hani bölüm 1090'ın başlığı direkt olarak ne biliyor musunuz? Amiral Kizaru. Hani son chapter'ın sonunu düşünürsek de bölümün başlığı bu ise bizi ne bekliyor? Aynen. Büyük 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 bir dövüş. Büyük 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 bir manyak fantazi, kaçışı olmayan bir dövüş gibi de geliyor bana. Neyse şimdi fazla uzatmadan spoiler olanları size aktaracağım. Bunun üstüne kendi ilk düşüncelerimle paylaşacağım. Ha e, tabii ilk düşüncelerim ilk zamanla değişir. Zaten spoiler yani şu an ben bu videoyu yapıyorum. Siz büyük ihtimal bu videoyu izlediğinizde 10-12 saat sonra diye tahmin ediyorum. Daha fazla bilgi de edinmiş olacağız. Yani bunu da unutmayın. Neyse her şeye rağmen bu saatte kıçımı yorup kalkıp yatağımı bir de hafiften düzelttiğimi Hani şey yapıyorsanız bir de bir kısa düşüncelerimi aktarmama seviniyorsanız like atmayı unutmayın. E bir de kanalıma abone olmayı. Neyse dediğim gibi kısa bir şekilde her şeyi inceleyeceğim. Düşüncelerimi de aktaracağım. Bölümün adı Amiral Kizaru. Zaten bölümün adından da Kizarulu ilgili Kizaru'nun önem kazandığı bir chapter olduğunu da görüyoruz. Bölümün kapağında Kuro'yu birkaç kedi ile beraber kitap okurken görüyoruz. Bu arada Captain Kuro'yu da hani sonunda görebilmemiz çok hoş. Çünkü benim hoşuma giden karakterlerden hani hoşuma giden derken Viren olarak zamanında e, sempatik değil Yani hani havalı buldum, cix buldum bir adamdı. Ama tabii göremedik. Neyse. Şimdi spoilerları bu arada korsan fandan okuyorum da ne çok bilmiş adasından devam ediyoruz. Abi Neyse çeviriyi yapmış. Türkçemi de geliştirmek için okey. Neyse çok bilmiş. <laughs> Eket adasından devam ediyoruz. Ve Kizaru'yu <laughs> Kizaru'nun çoktan yatan o Kagami tekniğini kullanarak adaya ulaştığını görüyoruz. Ha şimdi Kizaru adaya geliyor. Abicim Kizaru zaten bizim bunu herhalde bir 2 ay 3 aydır beklediğimiz bir senaryo. Kizaru adaya geliyor ve bu olay şu an gerçekleşiyor. Ve bununla da kalmıyor bu olay. Direkt sonra da Sentumaru Kizaru'nun tekmesini blokladığını da göreceğiz bu chapter. Yani Kizaru geliyor. Direkt de Hodri meydan diyor ve dalıyor piyasaya. Zaten Sentumaru'nun burada bir şansı yok. Yanlış anlamayın. Ama Sentumaru da burada tarafını belli ediyor. Ki zaten biz biliyoruz ama Kizaru da bunu öğrenmiş oluyor. Sonra da Satun telesalyangoz aracılığı ile. Telesalyangoz. Denden ne oldu da telesalyangoz oldu. Neyse. Satun Luffy ile konuşuyor. Luffy her zamanki gibi korsanlar kralı olacağını söylüyor. Buradaki ilginç yan hani zaten e, ilk olarak Luffy bir Gorose ile konuşuyor. Yani bu Boru değil. Luffy bildiğiniz şu an İmru'nun en güçlü, en önemli adamlarından biriyle konuşabiliyor. Yani bakın biz e, yani bu şu an Hani böyle diyeyim aslında bana sorarsanız bir Yonko konuşmasına benzer bir hype'ta bir şey. Belki o tam değil ama oraya doğru. Big Mom ile de böyle bir konuşması vardı. Tabi burada şöyle bir fark var. Luffy, Morgan, Luffy Saturn ile konuşurken Morgan gizlice bunları dinliyor. Yani bizim Morgan burada da işbaşı yapıyor. Gizlice bunların konuşmasını dinliyor. Tabi bu da hoş. Bundan da güzel bir olay çıkacak hani dünya genelinde. Sonra da şöyle bir şey oluyor. Serafimler devasa baloncular Serafimler devasa balonculuklar içinde hapsolmuş durumda. S, S, S Snake Luffy aşık olduğu için de Franky'nin taşlanmasını bozuyor. Yani burada da Serafimlerin yerini şu anlık öğreniyoruz. Durduğu pozisyonları. Ve burada bence en önemli bilgi. Tayfa'nın Elbaf'a kaçmaya planladığını öğreniyoruz. Bakın ben bunu dedim. Tayfa Elbaf'a gidecek ve Tayfa gerçekten burada da bunu yapıyor. Birçok kişi dedi yok Elbaf olmaz artık. Aha. Aha. Tayfa'nın hedefini görüyorsun. Gelecek rota Elbaf. Ben dedim dinlettiremedim. Alın size bilgiyi vurun. Ne yapıyorsanız yapın da bu bilgiyle. Zaten olması gereken de buydu. Niye derseniz abicim şimdi bu Tayfa'nın e El Elbaf'a uğraması lazım. Şimdi odanın bir işleyişi vardır bu senaryoda. Bu hikayeyi belirli olması gereken şeyler var ve olması gereken şeylerden biri de Elbaf'a bizim ayak basmamız. Bak bu çok önemli. Elbaf'a biz ayak basmalıyız çünkü bu Usopp'un hayalesinin bir parçası. Yani Elbaf Usopp için önemli bir yer. Görmeli bunu. O kadar belki onun için de fazla olmasa biz de görmeliyiz. Çünkü serinin başında bile gerek Hayrudin hayrodin, hayrodin Bugi Rogi diğer ikisi vardı da. Yani bunlar olsun olsun olsunlar biz bunları gördük. Biz bunların yerini de görmeliyiz ve sonunda bunu göreceğimizi net bir şekilde öğreniyoruz. Ha araya bir şey girir mi? Bence girmez. Çünkü Elbaf'ta zaten görülmesi gereken şeyler var. Neyse. tabi ee, tabii kaçabiliyorlar mı? Buraya da bir geleceğim. Herhalde buradaki bilgiye göre hani planladığını öğreniyoruz. Burada herhalde daha plan yani laf arası Nami diyordur ki oraya gideceğiz. Zoro diyordur ki oraya gideceğiz. Öyle bir şey oluyordur yani. Burada hadi biz kaçtık da e, Kuptu ne o tarz değil yani. Öyle bir laf arası söyleniyor diye düşünüyorum. Sonra da York'un kimse kaçmasın diye güvenlik sistemine şifre koyduğunu öğreniyoruz. Yani kimse şu an kaçamıyor zaten. Ama tabi tayfa sonunda Elbaf'a gidecek. Ama buradaki sıkıntı York'tan dolayı kimse burayı terk edemiyor. Yani burada bir çatışma gerçekleşecek. Ve bölümün sonunda Luffy gözlem hakisi sayesinde adaya çok güçlü birinin geldiğini fark ediyor. Tabi bu güçlü kişi de Shanks değil. Kizaru. Yani Kizaru'nun geldiğini fark ediyor. Zaten burada bir zaman çizgide bir hata var gibi de geliyor da. Ee, hani Kizaru ilk adaya geliyor, sonra e, Luffy onu hissediyor. Yani ya bu zaman dilimi aynı anda olmuyor, e, ya da yaklaştığını hissediyor ki bu da daha ilginç olur. Kizaru Luffy'ye yaklaştı. Ki şöyle bir şey de eklemeliyim. Hani Burada Kizaru'nun yaklaştığını hissetmesi Satürn'ün orada olmaması anlamına geliyor. Eğer ki Satürn orada değilse ki buradan da hesabı çıkarırsak Luffy vs Kizaru olacak ise yani bence Luffy bir amiralı tek yenebilir mi? Yani şimdi grup olarak çökerlerse yenerler. Bana sorarsan yenerler. En geç Zoro bunu alır. Böyle 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 bitirir. Ama mevzu bu değil bana göre. Şimdi Yani çok teke tekte de değerlendirilmesi zor. Normalde mantık olarak gidersek Luffy bir Yonko'yu devirdi. Yonko Amiral'den daha güçlü. Ama bu güç dengeleri zaman içinde değiştiği için hani daha tam belirgin şu olacak bu olacak bilemiyorum. Yorumlarda sizin düşüncelerinizi kesinlikle almak istiyorum. Hani size göre birebir olursa Kizaru mu yener Luffy mi yener? Bana göre birebir de dediğim gibi hani normalde Luffy yenmeli yani e, özellikle bu Gear 5'in hype'ından sonra hani Luffy'nin üstün olması e, beklenilen olması gereken bir şey ama hani biraz şöyle bir yerde takılıyorum. Hani Oda'nın böyle bir olayı var. Şimdi Oda ne yapıyor? Burada bana hak verecekti vardır. Oda diyor ki Shichibukai aman 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 çok güçlü. Ya da Smoker'da yaptı bunu. Aman 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 çok güçlü. Yani inanılmaz güçlü Smoker. Shichibukai'lar çok daha güçlü. Hele Crocodile var ya devasa güçlü. Gecko çok çok güçlü. Cypher da çok çok güçlü. Sonra ne oluyor? Arklar geçiyor. Şiçi bu kaylar boş. Cypher Paul 9 boş. Hani anlatabiliyor muyum? Hep üstüne koyduğu içinde, de amiralların gücünü de bize direkt göstermediği için de. Gerçi kuzanı gösterdi Garp'ı yener Hani burada şöyle bir şey de yapabilir. Ee, güç olarak işte amirallar aslında diğerlerinden çok 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 daha güçlü. Öyle bir şey de bekliyorum yani olabilir diye senaryo yaz, yapış tarzından aslında böyle bir sonucu bekliyorum odadan. Korkuyorum umarım yapmaz çünkü ne bileyim hani Luffy'nin de Gear 5'i de bu kadar kolay yenileceğini görmek istemem yani bir ne bileyim yakıştıramıyorum ama çok karışık. Sizin düşünceleriniz alayım. Bu arada haftaya ara var. Bunu da demeden edemeyeceğim. Haftaya ara benden bu kadar. Yorumlar hakkında ya da daha çok ince spoiler hakkında düşüncelerinizi yorumlarda okumak istiyorum. Ben yavaştan kaçar. Like atın, abone olun ve hoşça kalın. Ve kusuruma bakmayın. Gerçekten e, yorgun. E, yarım video çekmeyi sevmiyorum ama şu an dedim ki hiç çekmekten hiç çekmemektense Türkçe zor bir dil bu arada. Çekim daha iyi. Ben yavaştan kaçar ve hoşça kalın.